5 milyon 5 milyon euro para alacağım ondan sonra camianın öz evladı. Yok öyle bir şey. Peki Foto Maç gazetesinin 5. sayfasını ekranlara getirelim. Biraz da lider Medipol Başakşehir'in dün akşam oynamış olduğu Antalya Spor mücadelesinin detaylarına bakalım. Akdeniz akşamları başlığını atmış Foto Maç gazetesi bugün 5. sayfasında Dembaba'yı ön plana çıkarmış. Dembaba şov yaptı diyor. Ve Ali Baransel o da köşe yazısında bugün Dembaba'yı ön plana çıkarmış. Dembaba farkı demiş. Vişça ve Mahmut'un eksikliği fazlasıyla hissedildi. İkinci yarıda zaman zaman vites yükseltmeye çalışan Başakşehir. Krivelli ve Dembaba'nın kişisel çabalarıyla pozisyona girmeye çalıştı. Zaten eşitliği bozan golde 71. dakikada Dembaba'nın ayağından geldi. Başakşehir Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk mücadelesi verdiği geçtiğimiz sezonlarda son virajı bir türlü dönememişti. Ancak Okan Buruk yönetimince Avrupa Kupası kabusu biten Başakşehir. Şimdi delikte çok kritik bir üç puan alarak son virajı, viraj kabusunu da en azından şimdilik yenmiş oldu demiş. Habip Ali Baransel bugünkü Maç gazetesindeki köşe yazısında ki biz de ilk saatimizde konuşmuştuk. Bakalım e, o kritik viraj dönüldü mü yoksa kalan haftalar bize ne gösterecek ama şu da önemli. Abdullah Avcı yönetimindeki ile Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir daha Avrupa maçlarında bize aslında bu sinyalleri vermişti. Yani şimdi tabii Demba Ba'ya mutlaka bir evet. ayrı bir e, paragraf açmak gerekiyor. Attığı gol, o vücudunu, kalçasını kullanma şekli ee, futbol akademilerinde ders olarak gösterilmesi gereken bir gol. Yani özellikle santforlarımızdaki son dönemde alttan santfor çıkmıyor. Böyle bir problemimiz var maalesef Türk futbolunda. Yetiştiremiyoruz. Hala biz Burak Yılmaz'la oynuyoruz mesela. Çok iyi olduğu için tabii ki Burak Yılmaz. Çok evet. kaliteli olduğu için ama alttan bir santfor havuzumuz çok geniş değil. Dolayısıyla e, bu tip oyuncuların çok net gösterilmesi gerekiyor oyunculara ve nasıl yapılması gerektiği, ceza sahası içinde nasıl pozisyon alınması gerektiğini çok gösteren, e, derslik bir gol attı aslında Demba Baba. E, Başakşehir'in oyunu, Abdullah Avcı oyunu hani şunu düşünmedim değil akşam. Şimdi Başakşehir tabii ki 5 puan fark önde şu anda şampiyonluğa yakın mı? Evet yakın. E, Abdullah Avcı herhalde bir 10 sene çalıştırmıştır Başakşehir'i. Bir kulüp üzerinde bu kadar emek vereceksiniz, sadece bir sene ayrılacaksınız ve bir milli takım arası vermiş olacaksınız daha önce. Ama ondan sonra gelen ilk teknik direktör şampiyon yapsa e, çok trajikomik bir durum aslında Abdullah Hoca açısından. Yani bu kadar emek verdi, Abdullah Hoca verdi, verdi ama en sonunda Okan Buruk şampiyon yaptı diyeceğiz belki biz bu senenin belki sonunda. Belki de. Ama hani tabii ki Abdullah Avcı'nın da e, çok büyük emekleri var bu takımın oluşmasında, bu takımın o disiplin e, disiplinli bir takım haline gelmesine çok büyük emekleri var. E, ama tabii ki Okan Hocanın da e, bu sene kattığı başka bir enerji var takıma. Yani başka bir şey de oynayabiliyor Başakşehir. Bu önemli bence. Okan Hocanın kattığı en önemli unsur bence bu oldu. Çünkü Başakşehir çok e, ezberlenmiş bir takım haline gelmişti aslında. Böyle bir problem vardı. Okan Hoca hataları var mı? Var. Galatasaray maçında çok eleştirdim Okan Hoca'yı. Yani Galatasaray'a önlem bir türlü alamadı. Bilekiz Galatasaray'ın daha çok o merkezden gelmesine sebep oldu. O yüzden çok eleştirdim Okan Hoca'yı da. Ama sene sonunda biz Başakşehir şampiyon olursa öyle bir şey de tabii ki Okan Hoca büyük pay alacak buradan. Peki Beşiktaş'ın da gündemine bakalım. Dev maça geçmeden önce Beşiktaş kartal gol 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 devler ligi geliyor demiş Fanatik gazetesi. Bugün 9. sayfasında ligde yarın Kayseri'ye konuk olacak. Siyah beyazların gözü bugün oynanacak. 2 maçta olacak. 3. Sivas'ın Kasımpaşa deplasmanından Galatasaray'ın da Trabzon karşısından puansız ayrılması halinde Beşiktaş haftayı 3 puanla kapatıp Devler Ligi potasına yerleşebilir demiş. Fanatik gazetesi. Yönetmenimiz Seval'den de rica edelim. Eğer puan durumumuz hali hazırda varsa eğer onu da ekranlara getirelim. Güncel puan durumu üzerinden ay, ay. hem artık bugünkü maçlara dönelim. Hem de Beşiktaş'ın e, Avrupa Ligi potasına girme ihtimali Tabii. konuşalım bu başlık üzerinden. E, çünkü Beşiktaş'ın kalan 5 beş maçına özellikle baktığımızda Kayseri Spor deplasmanında Kasımpaşa ile içeride Malatya Yeni Malatya Spor'la deplasmanda Fenerbahçe ile içeride ve Gençler Birliği deplasmanıyla ligi tamamlayacak Beşiktaş ve aradaki puan farkı da aslında Galatasaray'a gitgide yaklaşıyor. Tabii. Bugün galatasaray Trabzonspor maçının sonucu, Sivas Spor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçın sonucu bunların hepsi Beşiktaş'ı Avrupa'ya gitme yoluna yaklaştırabilir çünkü bir çıkış yakaladı takım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesi olası mıdır, çok sürpriz midir? Değildir. Dolayısıyla Beşiktaşlı oyuncuların, Beşiktaş camiasının beklentisi şu, Galatasaray Trabzon'a yenilecek. Ben maçımı galip bitirdiğim takdirde e, Sivas'ta hatta yenilirse ben e, üçüncü lük hedefinden çok da uzak değilim. Yani Beşiktaşlı'nın bakış açısı e, bu. Ki şimdi puan durumu da ekranlara geldi. Beşiktaş 5. sırada 50 puanla. Hemen üzerinde yer alan Galatasaraylı arasındaki puan farkı sadece 2. Demir Grup Sivas Spor'la da 53 da Demir Grup Sivas Spor. 3 puan fark var arada. Yani dolayısıyla hedefe çok yakın bir Beşiktaş var. Burada da Sergen Hoca'nın e, takıma net bir şekilde etki ettiğini görüyoruz. Yani benim ligin ilk yarısında izlediğim Beşiktaş'la Sergen Hoca'dan sonra izlediğim Beşiktaş arasında çok ciddi bir fark var. Ama hala... E, net bir şekilde şunu söyleyemiyorum. Hani Sergen Hoca önümüzdeki sene bu takımı alır çok bambaşka bir yere getirir. Çünkü oyuncu havuzu sınırlı bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Eli çok zor Sergen Hoca'nın. Ama rüzgari e, rüzgarı arkasına alan bir Sergen Hoca ve şu bazı hocalar için çok kolaydır. Bazı hocalarda burada bir problem yaşayabilir. Hani Abdullah Hoca ve Sergen Yalçın ister istemez o benzer şeyi karşılaştırmayı yapıyoruz ama evet. Abdullah Hoca'nın Beşiktaş oyuncusuna e, inandığı sistemi doğru aktarmadığını düşünüyorum. İnandıramadığını hatta söyleyebilirim hı hı. en önemlisi. Doğru aktarmadığı yanlış bir cümle olur. E, futbolcu Abdullah Avcı'nın sistemine inanmadı. Ama Sergen Hoca'nın sistemine inandı. Ha Bu Abdullah Hoca'nın sisteminin yanlış olduğu anlamına gelmez. Ama futbolcunun orada en başta antrenör becerisi olarak bunu söyleyebilirim. Bir antrenör her şeyden önce kendi inandığını futbolcusuna çok iyi aktarabilmeli. Ha bu Abdullah Hoca'nın bir eksikliği diye de yorumlanabilir ama bir taraftan da Beşiktaşlı oyuncuların eksikliği de diye de adlandırılabilir. Yani o profesyonel bakış açısına sahip olması gerekir futbolcuların. Çünkü ben Abdullah Avcı'nın evet oynattığı oyunu çok fazla beğenmem. Başakşehir'deki oyunu da çok fazla beğenmezdim. Ondan önce de beğenmezdim ama her zaman söylediğim bir şey var. Çok saygı duyulacak bir iş yapıyor Abdullah Avcı. Ha Sergen Yalçın konusuna geldiğimiz zaman Selgen Yalçın e, kimin nerede hata yapabileceğini çok iyi biliyor bence. En önemli artısı bu. Çünkü futbolculuk hayatı hatalarla dolu bir adamdan evet. bahsediyoruz. Yani Mükemmel bir yetenek Kesinlikle. ama bir taraftan da e, hata üstüne hata yapmış. Yani bir gün hata yaptıktan sonra ikinci gün o hatayı da hatayla telafi etmeye çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla futbolcunun antrenmana daha çıktığı anda sakat mı, yatıyor mu veya niye geç geldi o ifadesini Çünkü neden? E, hatalar yapmaya çalışan adam belli açıklar verir ve Sergen Hoca da bu hataları sürekli futbolculuk hayatında yaptığı için bir adam geldiği zaman ona hastayım dediği zaman onun yüz ifadesinden bile hasta olup olmadığını çok iyi anlar mesela. Bu ama insan tanımak işte, futbolcuyu tanımak çok önemli bir unsur. Peki puan durumunu bir ekrana getirelim tekrar ve bu akşam oynanacak dev maçı konuşmaya başlayalım, detaylara bakmaya başlayalım. Medipol, Başakşehir, Trabzonspor, Demir Grup, Sivaspor, Galatasaray, Beşiktaş diye sıralanıyor Süper Lig 30. hafta itibariyle. Medipol, Başakşehir maç fazlasıyla 63 puanda ve lider durumda. Trabzonspor 58 puanla takibini sürdürüyor. 53 puanlı Demir Grup, Sivaspor 3. ve Galatasaray 4. Bu akşam oynanacak Trabzonspor, Galatasaray mücadelesi ligin zirvesini yeniden şekillendirebilir. Tabii yani her sonuçta ee, yine de matematiksel olarak bütün takımların şansı devam edecek. Dolayısıyla da e, bugün Trabzonspor cephesinden bakarsak en önemli şey kazanmak. Yani o beraberlik vesaire diğer ihtimaller Trabzonspor'un hiç düşünmeyeceği evet. ihtimaller. Ee, Galatasaray cephesinden baktığımız zaman orada da aynı şekilde yorumlanabilir. Yani Galatasaray'ın da tek amacı kazanmak olacak. Şimdi bu belki kağıt üstünde bize e, her iki takımda kazanacaksa maç gollü geçmeye aday gibi gözükse de çok gollü geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ya yani çünkü yediğiniz bir golün telafisinin çok zor olacağı bir maçtan da bahsediyoruz. ama teknik direktör tercihleri bu noktada e, çok farklı olur. Bir teknik direktör der ki Hüseyin Hoca veya Fatih Hoca ya ben bu maçı ilk 20 dakikada alacağım, kopartacağım, önde baskıyla başlayacağım ve ondan sonra geriye de yaslanırım vesaire gibi ihtimalleri de söyleyebilirler. Ha Trabzonspor bunu yaparsa herhalde yapmaz bu maçta. Ya yani çünkü Trabzonspor'u biz Eleştirdiğimiz en büyük nokta şu oluyor hep, Trabzonspor öne geçtikten sonra 10-11 metre geriye yaslanıyor ondan sonra da maçı veriyor. Artık bu Trabzonspor bu hataya bir daha düşmez diye tahmin ediyorum ligin kalan haftalarında. Ama akşamı ben gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Son haftalarda hem heyecan yönünden, hem rekabet açısından, hem ligi şekillendirecek olması açısından haftanın tabii ki en büyük maçını izleyeceğiz akşam.